Murat Boz ayrılığı sonrası yeni bir hayata yelken açan Aslı Enver'e başrol oynadığı İstanbullu Gelin dizisinde sürpriz doğum günü. Evet. İyi ki doğdun Aslı. İyi ki doğdun Aslı. Aslı Enver İstanbullu Gelin'in setinde yeni yaş kutlamasıyla moral buldu. Aslı. Konuşma! Eser Yenenler'in "Yuva yıkan kadın gibi oldum" paylaşımına Demet Akalın'dan çok sert yorum geldi. Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e "Seni gidi pişkin seni." Ve olay kadın Bahar Can'dan Eser Yenenler'in ev partisine bakın ne yapmak için gitmiş. Ablamla birlikte yani dondurma yemeye gittik. Ben o eve dondurma yemeye gittim. İki tane almayalım, paylaşmak güzel değil. Hepsi ve daha fazlası aklınızda kalmasın da. Çok üzülüyorum yani bu az soruları izlerken. O kadar çok şey söylemek istiyorum. Ve nasıl kendimi durduruyorum? Her şey söylenmiyor işte yani. Evet. Vallahi. Bazen de sen sus gözlerim konusu. Biz söylemiyoruz onlar ya da kendi kendilerine söylüyorlar zaten. Şarkın konusu. Gibi. Da olabilir. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler iyiyiz gördüğünüz gibi. Ay yarın bir bomba patlatacağım söylemesi ayıp hakikaten ciddi. Yarın mı? Sana söylemedim. Kimseye yarın. Söylemiyorum. Evet yarın. Haftanın son günü diye. Evet son gün. Aslında Perşembe. Söylerim giderim diyorsun. Falan yani. Ben söyleyeceğim. camia konuşacak. Diyorsun. Belgeli. Oo. Severim belgeli işleri. Evet. Oy, çok heyecanlıyım. Çünkü. Öyle kapak oluyor çünkü. Çok heyecanlıyım. Evet, ne yaptılar? Neyse. Dün gece dualar edildi mi efendim? Güzel tabii dualar ki. Ettik değil mi? Kesinlikle. Dün akşam çünkü hiçbir şey geri çevrilmedi. O yüzden Allah herkesin ne geçtiyse gönlünden onu versin. Allah herkesin kalbine göre amin, versin. Kesinlikle. Amin. Oldukça karışık bir gündem. Neden? Çünkü ayrılıkların yoğun olduğu ne bir hafta var. Yaşıyoruz. Evet, her şey belgeli dedik ya, belgelerle geldi. Dün Murat Boz'a dedin ki ne tesadüf dedin orada yani. Deyince bunun fotoğrafları nerede dedim. Bugün fotoğraflar. Günaydın yapıyor haberi, günaydın da devam ediyor haberi belli noktalarda vermeye. İşte o an diye koymuşlar. Biz merak ettik ya nasıl tesadüfen babası orada da Murat Boz'un da bir tane de video yok mu? Genelde ki bu intihar vakalarında biliyorsunuz herkes işi gücü bırakır, telefonları eline alır ve tamamen o anı çekmeye çalışır. Tabii canım, nasıl oldu da o anlar yok dedik. Fotoğraf var. Şimdi bu sefer de ben fotoğrafı görünce bu sefer soru işaretleri geldi kafama. Çünkü şimdi adam çıkmış şeye çatıya. Şimdi oradan babası oraya nasıl geliyor? Bir kere hiç kimse oraya yaklaştırmazlar birincisi. Hı-hı. Yani babası orada nasıl bir şey yapıyor da FaceTime'la o adam o kadar yakın temasa geldikten sonra zaten kurtarılıyor. Yani aslında kurtarılması falan. Yani her şey çok muamma. Yani tamam bir FaceTime yapıldı ve Murat Boz orada bir kurtarmaya sebep oldu. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Fakat insanın kafasında gerçekten soru işaretleri bitmek bilmiyor. Şöyle bir şey olmuş olabilir Elif. Cafer Bey memurlara ben Murat Boz'un babasıyım, oğlum konuşmak istiyor deyip eğer böyle bir şey yaptıysa şahsı ikna etmek adına. Evet yukarı çıkartmış olabilirler. Gerçi burası bir alışveriş merkezinin. Yani dışarıdan baksan 3, içeriden baksan 2,5. Çünkü katı köşeye bir yere almış. Zaten tedbir alınmış, itfaiye gelmiş, etrafı çevirmiş. Hı hı. Hani şahsın diye ama dediğim gibi bir tek şu olabilir. Dediyse ki ben Murat Boz'un babasıyım, oğlum konuşmak istiyor ikna için diye. Polisler o görüntüyü ona baksın, bak seni Murat Boz istiyor konuş diye vermiş olabilirler. Buradan baktığım yani evet, şu onları da görseydik gördüğüm. Değil mi? Çünkü katılıyorum sana. Bakar mısın? Herkes fotoğraf ve video çekiyor tabii. Şu anda. Daha bu fotoğrafta bile arkada 2-3 kişi var ve herkes böyle video ve fotoğraf çekiyor. Yarın da herhalde onu göreceğiz. Hani gün ve gün servis edildiği tabii, için iş. Bundan haberi olanlar ve bu görüntüleri alanlar şimdi bak işte oradaydı, görüntü buydu diye almış olabilirler. Ama böyle vakalarda mümkün olduğu kadar polis bir şey gelmeden, psikolog gelmeden şahsın ailesini bile irtibata geçirtirmiyorlar. Ben bir iki tane böyle vakaya şahit oldum. Hatta bir keresinde durup dedim ki ya ben medya mensubuyum. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı şahsa?
abi şeyi bekliyoruz, psikoloğu bekliyoruz. Sonra itibariyle o mesela demirlere tutunmuş oturmuş duruyordu. Hiç müdahale etmiyorlar. Hı hı. Sadece polis onun yanında hani sigara istiyor musun? Çok yanlış bir söylem. Şey. Tabii yani hiddetli bir şey yapabilir o psikolojik bir için. Bir tek dediğim gibi şu olmuş olabilir rastladığım için daha önce. Cafer Bey oradaki memurlara ben buyum işte oğlum ekranda konuşmak istiyor onunla dediyse böyle bir şey gerçekleşmiş olabilir. Evet. Yani bir tek o olabilir. Sonuç ister bunu reklam kullandı ister kullanmadı. Değil mi? Sonuç iyi bir şeye gerçekten vesile tabii canım, oldu yani Murat Boz. O yüzden bu anlamda gerçekten önemli bir davranış. Dedik ya bir PR ve bu PR'da bu işte bir ayrılık var ve bu ayrılıkta bu işi PR'a çeviren ve paraya çeviren birisi var ki o gerçekten Bahar ve Nihan o iki kız kardeş. Gecelerdeler her gün bir fiil açıklamalar yapıyorlar. İnce ince her gün açıklamaları var. İlk açıklama hakkında çıkan iddiaları açıklık getiriyor iki kız kardeş. Önce bir dizi izleyelim. Altyazı vermeyeceğiz. Anlamaya çalışın. Bu da sizin kaderiniz. Evet, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Güzel bir gece. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kız kardeşim şarkı söyleyecek sadece. DJ'lik de yapacak bir kere. DJ'lik gibi değil. Bizim mesleğimiz değil DJ'lik. Ama daha çok böyle parti düzenliyoruz. Bu adresi seçtik kendimize. Sevenlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmak için bu şekilde. Ya, nereden şarkı atılacaksın? O kadar tarzı neler var? Ben veririm. Dondurma var. Dondurma sadece. Sporçulardan bir şey mi oldu? Oldu zaten. Çekil bir tane. Demet Ayla'dan bu klip çekimiyle ilgili çıkan asılsız haberler çok gereksiz. Biz klip görüntüsünden memnun olmadığımız için bu işi erteledik arkadaşlar. Hakkımızda çıkan asılsız ve fazla haddini aşmış söylemleri de duyuyoruz. Çok üstünde konuşmaya gerek yok. Biz hukuk öğrencisine yakışır şekilde yargı yoluyla cevap vereceğiz. Yargı yoluyla olacak cevabımız. Çok üstünde konuşmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok konuşuyor. Bir açıklama yapmazsanız böyle devam edecek yani. Bağlanıp konuşmak ister herhalde. Çok akıllısınız. Evet. Bir şey söyleyebilirim sadece. Bizim ailemiz eğitimci, akademisyenler. Her ikisinin akademik kariyerleri var. Biz de aynı şekilde hukuk fakültesinde eğitim alıyoruz. Yani anlamış olmalısınız ki bizim yetiştirilme tarzımızı ve eğitimimizi, karakterimize hedef alan her cümle bizim geleceğimize ciddi zarar veriyor. Dolayısıyla bu konu hakkında da yorum yapmamız gerektiğini hissediyoruz. Yani yorumumuz bitti. Yani geometrik parttan bahsedersek... Hani bundan sonrasını arkadaşlar avukatımıza sorarsınız. Biz çünkü bu görüşmek istemiyoruz. Lütfen evet, ne diyor belirsiz insanların bizim için oldukça katı, olumsuz eleştirilerine biz zaten yargıyla aslında cevap vereceğiz. Bu kadar. Bakıyorlar ya. Yani ne o gözünü kapatıyor, bir açıyor, bir gülüyor, bir somurtuyor, bir şey. Psikoloji gitmiş herhalde ya da tamamen hal bu. O kadar makyaj, o kirpikler, o yapıştırmalar yani. Sözcü abla zaten. Zaten o duruyor. Surattaki makyaj adamın şeyini bozar ya. Onlar gece yani. Sonuçta orada kulüpte şarkı söyleyecek falan. Abartılı bak, bir şey olabilir. Ona kadar mi? Abartılı o kadar çok şey var ki yani mesela duruyor bak aşağı bakıyor. Sonra bakıyor, ya bu oyun, sonra bu, somurtuyor, bu kızcağız sonra tamamen, gülüyor. Bu kızcağız tamamen böyle oynuyor. Başka hiçbir şey yok. Oynuyor yani. Hukuk mu okuyorlarmış? Avukat mı olacak şimdi bunlar? Öyleymiş. Kızı şey bilmiyorum, Nihal'i bilmiyorum da. Ama daha Bahar, önce ben size söylemiştim aile akademisyen diye. Daha sonra ekşi sözlükte de aile akademisyen değil aslında sınıf öğretmeni falan öyle bir şey abartılıyor falan gibi söylemler de yapıldı. Orası biraz muamma ama kendi söyleminde de aile akademisyen. O yüzden ailenin zarar gördüğü düşünülüyor bu türlü konuşmalardan. Şimdi, bunlar da tepkilerini veriyorlar. Hukukta konuşacaklarmış. Yumağın bir ucunu tuttular. O yumağı kendilerine sarmaya başladılar. Ters sarar. Bir şarkıcı bir oğlan var. Geçenlerde orada programa çıktı. Çocuğun şarkısının ismi Dondurma.
İşte anında Nihal'e şeye aşık oldu. Bahar'a aşık oldu. Hı-hı. O benimle flört eder misin falan dedi. Dondurma bunun şarkısı. Şarkıyı ilk defa dinledi. Olanın değil. Bu dondurma gittisi bir tane şarkılık şeyi var. O her yerde de bu dondurmayı söylüyor zaten. Yani onun için işi döndürdü kendine. Güzel neman alıyor bu işten. O yüzden de diyecek hiçbir şey yok. Dediğim gibi baksana olan... sahne alıyor. Yani şu anda tamamen iş paraya çevrildi yani. Ne yazık ki Elif, ne yazık ki piyasa, genel anlamda söylüyorum bunu. Hak etmeyen insanları sadece medyanın değerlendirdiğini görüp baş tacı ediyor. İlk vaka bu değil. Ama fark etmez ki dayar. Yani hani ister böyle olsun ister her işte yani bak ünlülük bir meslek değil. Bunu Okan Boyun da söylemiş. Şey çok güzel bir söz. Ben hep kullanıyorum ünlü bunu. Yalnız. Bunlar ünlü. Ünlü. Olur mu? Yani ya baksana gittiği yerde 1000 tane kamera şu anda tek tek sanki bir dünya starı gelmiş ya sen sonra önemli olan bunun devamı. Sen bir sene sonra neredesin o önemli. Bir varken yok olanların veteresini yapmıştık biz. Koy koy bitmiyor yani anladın mı? O yüzden hani gerçekten sıkıntılı bir durum ama ün her zaman bunun benzerini o kadar çok gördük ki normal karşılıyorum ben bunu. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sadece bir şeye üzülüyorum. Dün de çok yetenekli, çok genç ikinci albümünü yapmış ama televizyonda klibini çeviremediği için artık neredeyse bunalıma girmeye çalışan bir arkadaşla konuştum. Alış. Bir o çocukcağızın durumunu düşünüyorum. Bir de bu sabah açtığım gazetelerde bu hanımefendilerin boy fotoğraflarını düşünüyorum. Bu genç arkadaşım da konservatuar bitirmiş. Çok iyi bir eğitim almış. Çok da kaliteli bir sesi var. Ama o çalışmaya devam edecek. Elbet işte, bir yerde değerini bulacaktır. Işte mesela, bunlar geçici. Yok ya işte bak görüyorsun ama yani değerini bulacak dediğimiz yerde 50 tane basın bülteni gönderse şu gazetelere. Ya şu kadar pire kadar bir yere girmez anladın mı fotoğrafı? Ama işte şimdi böyle bir haftadan beri şu arkadaşların boy fotoğraflarıyla ilgileniyoruz. Hı hı. Ve bütün söylemlerine bakıyorum. Hani bir tane aklımda kalan dişe dokunur. Şimdi hatırlayabileceğim sana dişe dokunur bir şey veriyorum bekle. Bu gecenin çıkışında çok önemli açıklamalar yapıyor Bar. Evet bu gecenin çıkışı. Ne yapıyordun orada dediler. Ne yapıyormuş biliyor musun? Ben söylemeyeyim kendini söylesin. Bakalım. Buyurun. Malum geceyi konuşalım isterseniz. Yani evet konuşalım biz Vali'yi bekliyoruz ama... Yani ne üzüğü belirsiz insanların benim hakkında konuşmalarını istemiyorum. Ben büyüyeceğim ve avukat olacağım. Lütfen birazcık beni de düşünsünler. Ben Justin Bieber'a aşığım. Yani hiçbir Türk erkeğinin elini bile tutmuyorum. Yani biz sadece ablamla birlikte ve ablamın en iyi arkadaşı Nazlı ile birlikte yani dondurma yemeye gittik. Yani başka da gerçekten söylenenleri hiç anlamıyorum. 19. yaşımı yaşıyorum. Küçüğüm ve söylenenler çok ağır. Yani benim eğitimime, aileme zarar veriyorlar. Benim anne ve babam akademisyen. Yani bundan çok büyük zarar görüyorlar. Çünkü onların işleri çocuk yetiştirmek ve sürekli benim yetiştirilme tarzım eleştiriliyor. Yani çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ağlayacağım. Konuşmak istemiyorum. O geceyle ilgili neler oldu peki? Neler yaşandı? Çünkü Murat Boz'la görüşünüz hala haberler var. Yani onlar benim ablamın bile aslında abileri bizim için çok değerliler. Hepsine saygı duyuyoruz. Biz aynı ailedeniz. Yani biz kanalımızın ailesindeniz ve onlara çok saygı duyuyorum. Yani söylenen hiçbir şey doğru değil. Onlar bizim abilerimiz. Çünkü Murat Bey'in aslanımla bir ilişkisi var biliyorsunuz. İhanet. Evet kesinlikle. Kesinlikle hepsine herkese çok saygı duyuyorum. Ben zaten küçüğüm. Yani dediğim gibi Justin Bieber'a aşığım. Ve bu kadar... Arabaya binmek istiyorum. Peki, İzin verir misiniz lütfen? Sosyal medyadan gelen tepkiler misin? Yani sosyal medyadan... yani insanlar çok üzerime geldiklerini düşünüyorum. Lütfen benim büyümeme ve okul hayatıma izin verilsin, yer bırakılsın. Bu kadar... Yani ben hayatımda hiç üzülmemiştim. Bu kadar küçük düştüğümü hiç hatırlamıyorum. Ablam, ben, anne ve babam yani perişan haldeyiz. Çok üzgünüz. Peki söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmeyi... Oldu mu ya da işte telefonla konuşma fırsatınız oldu mu Eser Bey'le ya da Murat Bey'le? Teşekkürler. Peki, teşekkürler. Şeyler söylemeyin ve yazmayın. Çok küçüğüm ve avukat olacağım. Lütfen geleceğime zarar verecek hiçbir açıklamada lütfen kimse elini
vicdanına koyup bulunmasın. Lütfen. Bye bye. Şimdi Tayyar'cığım, elini nereye koyacağını anladın mı? Ona göre konuş lütfen. Yani, sözüm bittiği yerdeyim diyorsun. Ya vallahi sözüm bittiği yerdeyim. Ya güzel kardeşim benim, Bahar kardeşim. Bu yaşadıklarının tamamının sebebi sadece sen kendinsin. O yüzden de kameraların karşısına geçtiğin zaman sanki zannediyorsun ki gazeteciler, televizyoncular, kamuoyundaki diğer insanlar, izleyenler, seyredenler, o sizin programdaki hallerinizden eğlence çıkartıp sizi takip eden insanların yaptığı yorumlar falan. Ben daha çok küçüğüm diyorsun ama 19 yaşındasın. Hukuk öğrencisisin. Bir kere bunu bilmen lazım. 18 yaşın itibariyle reşitsin. Her yapacağın işten sorumlusun. Hukuk okuyorum diyorsun. Senin okumak istediğin bölüme girmek için senelerdir çalışıp didinen, özel dersler alan binlerce gencin hayalleri sıfır biliyorsun ki. Oraların önünden geçemiyorlar. Yaşadıklarından sen kendin sorumlusun. Yani ben daha çok küçüğüm diyorsan sabahın 5.40'ında yani 6'ya 20 kala o evde ne vardı sorusuna cevap ararım senden. Küçüksün madem, korunmak istiyorsun ya, seni korumak için söylüyorum. O kurtlar sofrasında dişlerinin gıcırtısıyla dolaşan bu adamların arasında senin ne işin var? Evinde olsana, akademisyen anne ve babanın yanında. Onlar okuyup bitirdikleri bir kitabı sana da uzatsınlar, sen de oku. Hayat bilgisi yap. Beni yarın öbür gün bu kurtlar sofralarında nasıl parçalarlar de. O kitaptan okumak değil, o içinde olmak istiyor yani, hayatım. Burası, 5.40'da burası diyorsun, orada. Vicdan diyorsun ya, bak ben vicdanlı iki çocuk babası bir adam olarak sana diyorum ki ne işin var kurban olduğum genç kızı orada. Senin erkek evladın var, 5.40'da eve giremez Tayyar. Ya nereye ya, var böyle bir şey yok yani. Yani anladın mı? Şey 19 yaşında daha yeni girmiş iki tane genç kız var. Akademisyen anne babadan bahsediliyor. Ailemiz benim daha çok küçüğüm, büyümeme izin verin. Söyleyecek çok şey vardı. Hayatıma izin verin diyorsun. 5.40'da dondurma yediğini söylüyor. Yani dün gece dondurma yemeye gitmiş oraya. Dün gece yapmış olduğum o kadar ibadetin karşılığında bugün hakikaten dilimin ucunda gelenleri biriktirip geriye atıyorum. Söyleyecek çok şey var aslında. Gerçekten. Çok bir şey de var. Dondurma yemeye ve gittim diyor. Bak orada dondurma yemeye gittim derken kendi PR'ının peşinde. Dondurma diye şarkısı var ya. Onu palazlamaya çalışıyor. Yani zekaya bak ya. İnsanların aklıyla ve bunu konuşurken ve sabrıyla böyle dalga geçiyorlar. Şimdi dondurma yemeye gidiyorum deyince sana söyleyecek o kadar cümle var ki. Ya hepsi ağzımızda susuyoruz tövbe yani. Gerçekten çok ilginç yani. Ve hani izlerine hani ben daha küçüğüm, ben daha küçüğüm. Elinizi vicdanınıza koyun deyip yer gösteriyorsun. Tamam da biz de sana evinin yolunu gösteriyoruz o zaman yer olarak. Git evinde akademisyen anne babanın dizinin dibiciğinde otur. O zaman kimse sana böyle şeyler söylemez. İnsanlar tercihleriyle yaşarlar. Neyi tercih ediyorsanız. Tercih hakkı sizin. Cenab-ı Allah düşünün diye insan vücudunun içine çok akıllı bir organ koymuş. Beyin. Bir tane de düşünmüyor. Birçok şeyi düşünüyor. Analiz et diyor. Bak senin için en faydalı olanı bu. Sen kendin için neyi tercih ediyorsan, ne seni mutlu ediyorsa onu yaşıyorsun. Seni şimdi bu mutlu ediyor, bunu yaşıyorsun. Şu anda herkes çünkü o kafadasın. Türkiye'de bunu konuşuyor ve yani, tanınıyor. Şu an tanınmış olmanın verdiği o kadar büyük bir haz var ki onda. Kendini Ajda Pekkan zannediyor şu an sokakta, anladın ya mı? Kadın, yolda yürüyemiyorum kadın diyor. Türkiye'de herkes üstünde, bir herkes beni konuşuyor Justin diyor. Justin Bieber benim arkadaş, aşkım diyor. Tabii. Yani o zaman onlar bizim abilerimiz diyor. Tabii. Eser ve Murat için. Murat ne diyor? Biraz da ona bakalım isterseniz. Çünkü taraflar yavaş yavaş onlardan ses gelmeye başlıyor. Murat dışarıda ve arkadaşlar soruyorlar bu konu hakkında ne söylüyorsunuz? Ve dün hatırlarsanız aslında Enver'in doğum günüydü. Neler yaşandı onu da söyleyeceğiz ama Murat Boz ne demiş ya da tekrarı neyi tekrar etmiş bir bakalım. Nasılsın? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyisin. İyiyiz vallahi. Siz sormadan. Allah'a şükürler olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz abi. Çıkan haberleri. Oğlum trafiği niye sıkıntı kalımız? Abi kendi sıkıntı. Burası sıkıntı. Vallahi biz de çözelim. Hadi ben çıkıyorum. Çıkan haberleri soralım. Sizden bir açıklama yaptım. Hiç böyle yani söylenen şeylerin hiçbiri yok yani. Olabilir mi öyle bir şey? Mümkün değil yani. Ya Aslan'ımla da ayrıldığını söyleniyor bu konuda da. Arkadaş bu kadar birazdan açıkladım yani. Biliyorsunuz gördünüz Instagram'da. Bu konu biraz muallakta kaldı sanki. Hani aynı kafa. Muallak durumu. Muallak durumu. Kolay gelsin çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi. Sağ olun. Sağ olun. Muallakta bir ihanet olmadığını net olarak söyledi. Fakat Aslı Enver'le beraberler mi ayrılırlar mı kısmında ona bir cevap vermedi. Cevap yok gördüğünüz gibi. Şimdi tabii burada telaş var. Suçluluk duygusu var.
ne diyecek? Yani ben o akşam gittim, bir şeyler yaptım, sebebi bu diyor. Yani bu panik haliyle gazeteci çocukları da kırmamak için duracak doğal olarak. Ama o kadar mahcup ve halinden belli ki zaten ikinci soruya cevap vermeyişi şunu söyleyebilir. Arkadaşlar bizim aramızda bir kırgınlık var, bunu çözmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim diyebilir. O soruyu pas geçmek demek işin vahametini ortaya koyan tabii nokta orası. Ben senin açıklama yaptığını biliyorum. Yazdın sosyal medya hesabından. Hepimiz gördük zaten. Sorunun cevabı değil. Hı-hı. Onu ben gördüm. Sorumuzun cevabı Aslı. Ona istinaden soruyorum zaten evet sana bu gördüğümde. Aslı Hanım'la ayrıldığınız yolunda bir dedikodu var. Ama bir şey söyleyeceğim. Buna net olarak cevap vermemesi de aslında şu demek değil mi? Yani cevap vermek istemiyor çünkü uğraşıyor. Tabii, belki bir şeyler toparlansın ediyor diye. Şimdi tabii mesela çaba sarf ediyor. Ayrıldık dese sıkıntı, barışık yani hiçbir problem yok dese yine sıkıntı. Çünkü ikisi de yok. Ne barışabildiler ne de gerçekten net olarak ayrılabildiler. Şu anda bence barışmak için bir çaba söz konusu. Yani o gecenin Murat şunun üzerine at, yani bu olayı üzerinden atmak için, bu iki kız kardeşle arasındaki irtibatı kesmek için, yani Murat Boz eşittir Bahar gibi böyle bir şeyde eğer kendi marka değerinde diyeyim, kendi doğru cümleler kurmaya çalışıyorum, gidişatında bir şey istiyorsa bu hayatta, onu o ismi yanından alması gerekiyor kendi yolu içerisinde. Bunu düzeltmek için de en başa yapması gereken şey sevgi, aşk, tamam okey, ama Aslı'yla tekrar o yola girmek. Peki, hani devam şey eden sana, bilemem ama bunun için uğraşıyor olduğunu düşünüyorum ben. Hayatının odak noktasında biri varken ve ciddi bir kriz dönemindesin şu anda, yaşıyorsun, her gün gazeteler senden bahsederken. Şu gece gezmesini yapar mısın? Ya gece nerede geziyor, ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Fark etmez. Yani bir yere de gidebilir, hiç yemek de yiyebilir. Etmez. Yani bir şekilde bak, hayata sana dönecek. Bir şey söyleyeyim mi? İsterse evinin bir arka sokağındaki büfeden tost alsın. Şu gezintiyi yapmam, biliyor musun? Çünkü hiçbir şekilde görünmem mi diyorsun? Ya dışarıya adım attığım andan itibaren herkesi geçtim. Sokağımdaki manavın bile bana soracağı soru bu. Murat tabii abi o gece doğru muydu? Bak tabii geçtim gazeteciyim tabii falan. Tabii tabii kesinlikle. Yani binanın güvenlikçisinin bile beni gördüğünde kafasındaki soru bu. Acaba o gece bu adam orada ne yaptı? Anladın hı-hı mı? Aslı Hanım'dan ayrıldılar mı? Evet. Aslı Hanım da gelmiyor sette, iki günden beri eve de gelmiyor. Acaba ya bunların arasında bir şey mi oldu? Gazeteciyi geçtim. O zaman şunu yapacak. Bir iki gün soluk, nefes çıkmayacak. Çıkıyorsan da Kıvanç Tatlıtuğ gibi yürekli bir adam olacaksın. Bu sorulara muhatap olacağını bileceksin. O sorulara verecek bir cevabın olacak. Kaçamak yapmayacaksın. Aslı Hanım'la ayrıldınız mı? Arkadaşlar, sizin gazetelerinizde, televizyonlarınızda yazdığınız gibi bir sorun yaşamıyoruz. Ya da aramızda bir kriz var, çözmeye çalışıyoruz. Bu arkadaşlar şunu bilsinler. Bu yol uzun, biz bu yolda hep karşılaşacağız. Hı hı. Yalancı çoban olmasınlar. Sonra bir gün hakikaten sürülerini kurt kapar, köy kahvesinden kimse gelmez. Şu an yalancı çoban pozisyonundalar. Ya düştün bir cendereye arkadaş, yaptın şurada 3 satır açıklama ama biz onu geçtik. Bahar da bizim derdimiz değil, biz anladık Bahar'ın derdini. O yaz geldi, dondurmayla 3-5 tane kulüpte gece gidecek, çalacak. 3 lira 5 lira Allah bereket versin yoluna bakacak. Murat Boz, biz seninle çok uzun yürüyeceğiz daha. Bize dürüst ol, biz de senin acılarına merhem olacak dürüstlükte olalım. Sabah kalktığında yazılandan, çizilenden canın yanmasın. Tabii. Çünkü her gün yumak karışıyor. Ben her sonuçta gün, her gün, her gün. Şimdi bu Bahar arkadaşımız genel olarak hayatımıza girdiği günden beri bir eğlence, bir dalga. İşte herkes bir şekilde konuşuyor Bahar'ı ama daha çok eğlence olarak yani konuşuyor. Şarkısına gülüyorlar, kendine gülüyorlar, konuşmasına, ağlamasına. O da bundan memnun. Tabii ki çünkü memnun. Çünkü ona dönüşü var bu işin. Karşılıklı alışveriş söz konusu. Fakat bizim ciddiye aldığımız bir durum var ki Murat ve Aslı çifti. Aynen öyle. Biz onu gerçekten ciddiye alıyoruz. Tabii ki bu konunun içerisinde de bir ciddiyet bekliyoruz. Şimdi ilk ciddiyeti Murat yapmış olduğu net Instagram mesajından söyledi. Aslı'dan hiç haber yok. Aslı tabii ki üzgün ve sonuçta herkesin onu konuştuğu noktada doğrusunu yapıyor. Bir açıklama yapmıyor ve belli bir yerde duruyor. Bir taraf Eser. Eser de dedi ki yuva yıkan kadın gibi hissediyorum kendimi deyip işi cıvıttı ve hatta komediye çevirdi. Bakın burada gerçekten ciddi bir ayrılık var ve bunun ciddiyetinde olan kimse yok. Herkes olayı cıvıtma peşinde. Bak şimdi insanlar bize diyebilirler ki size ne kardeşim Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığından. Genel anlamda söylüyorum, hı-hı, şahsımıza değil. Bu şunu gerektirir. Murat ve Aslı
Özellikle Murat şuna bakacak. Ya demek ki biz insanların gözünde o kadar önemliymişiz ki, bizi o kadar benimsemişler ki, biz demek ki kendi dışımızdaki evlerin, abilerin, ablaların kardeşleri olmuşuz. Bizi öyle görmüşler ve bizim beraberliğimizi bu kadar da önemsiyorlar. O zaman bizim bu konuda gerçekten bu insanlara samimi olmamız gerekiyor. Böyle arabanın camını yarım açıp falan olmuyor bu işler. Yani sonuçta bu uzun süreli bir birliktelik ve onun ayrılmasında bu kadar gülecek, eğlenecek bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Eser'in yaptığı açıklama çok, yani ben hani burada muhatap en başından beri söylüyorum. Eser'i görmememe rağmen en son onun yapmış olduğu açıklamadan herkes gibi bizler de çok rahatsız olduk. Demet Akalın bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Bu üç adamı sevmiyorum, sevmeyeceğim, sevemedim falan filan. Ona sana ne dedik? Devam ediyor Demet Akalın. Eser'in bu sosyal medyada yazmış olduğu mesajın üzerine inanılmaz tepkiler geldi. Dedi ya, ben yuva yıkan kadın gibi hissediyorum kendimi. O gece kimse kimseye aldatmadı. Yuva yıkacak olsam en yakınımınkinden başlarım. İbo evlenmek üzere, Oğuzhan ikinci yılını devirdi falan diye gülücüklerle kendi tarzında bir şey yazınca Demet Akalın hem de tam bu da bu yorumun altına, bu yazının altına yorum yaptı pişkin diye. Daha sonra Eser bütün sayfasındaki yorumları kapattı ve kimse yorum yapamayacak hale geldi. Bu Demet Akalın'ın pişkini zaten çıkmış oldu ama bir kere. Şimdi zaman zaman Demet'e, ya kardeşim seni ne ilgilendiriyor, ne konuşuyorsun, boş ver sen işine baksana diye kızmış olmama rağmen bu işteki tavrını yürekten alkışlıyorum. O gün de söyledim, girerim koluna, altına da imzamı atarım. Hı hı. Çünkü sebebi şu, biz Murat'ı ve Aslı'yı biraz önce söylediğim gibi kamuoyunun tamamı, sevenleri, hayranları, izleyenleri, herkes kendi ailesinden buldu. Bu çok önemli bir şeydir. Az insana nasip olur tabii böyle bir iş. Evimizin çocuğu ve kızı olarak o gördük. O sesse bambaşka bir Murat sevdik. Ya biz bak, Murat'ı ben çok tanıdık ve gerçekten herkes Murat'ı çok sevdi. Bütün samimiyetimizle sevdik haline. Evet. Şimdi de düşmüş olduğu durum canımızı yakıyor. Girdi bu yanındaki adamların bu konu üzerindeki umursamaz tavırları iğreti ediyor insanları. Hı hı. Demet Akalın önce bir anne, sonra bir kadın ve bir sanatçı olarak diyor ki, kardeş sen ayıp ediyorsun. Ey Eser Efendi, bir kere yaptın, geçtik. Dedim ki sevmiyorum bunları. Ama ikincisinde dün okuduğum beni yuva yapan kadın gördüm. Yuva yıkan kadın. Ya arkadaş, yani bu kadar sulandırılacak, bu kadar böyle egzajere edilecek, bu kadar işin ya komedisinden gülünecek bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tabii. Ya benim arkadaşımla, kız arkadaşı benim o akşam arkadaşlarımla kendi evimde yaptığım bir işten dolayı ayrıldılar. Bugün herkes onları konuşuyor. Bambaşka hayalleri vardı. Biraz sonra doğum günü partisini getireceksin. Bir görelim Aslı'nın yüz halini. Evet. Bir psikolojisini görelim bakalım. En mutlu gününde nasıl bir kadın? Evet. Şimdi sebebi kim? Tabii ki birinci derecede erkek arkadaşı. İkinci derecede onu bu cenderenin içine çeken adamlar. Evet. Ve o çeken adamlar diyor ki, ben yuva yıkan kadın gibi oldum. Ha ha, gülücük, smile falan. Yani onun umrunda değil. Evet. Ben bu adamın arkadaşından şüphe ederim. Tabii, yolda görsem selam yaparken vermem. Aynı sofrada yemek yiyip su içmem ben bu adamla. Genel olarak empati yapmak önemli. Demet empati yapmış. Çünkü pişkin pişkinin halinden anlar. Ona da dipnot olarak buradan sevgilerimi gönderiyorum. Doğru cümle kullanmış ama kendisi de çok o yolda ilerlediği için aynı şeyler yapıyor bence. Neyse. Aslı Enver'e gelelim. Aslı Enver doğum gününü kutladı. Nasıl kutladı? Sette kutladı. Arkadaşlar sürpriz yaptılar ona. Aslında habersiz bir gelişi var, bir video. Hı hı. Orada Aslı telefona konuşuyor. Sette bağırıyorlar, hadi hazırız falan derken ki oradan hiçbir şeyden habersiz olarak gelişindeki suratını bir görmenizi isterim. Yaşadıklarını anlamanız adına. Buyurun. Hadi aldık fazlalık. Haydi. Aldık, buradan sahneye gireceğiz. Bir saattir bekliyorum, hadi. Mikrofon takalım Aslı ya. Evet. İyi doğdun Aslı. İyi doğdun Aslı. İyi doğdun. İyi doğdun Aslı. Konuşma. Konuşma. Evet, gelirken oldukça gergin. Şimdi telefonda yine hiç o susmayan telefonlar, o öyle dedi, bu böyle dedi. Telefonlar hiç bitmez biliyorsun bu durumlarda. Çok yakınlara yani muhakkak herkes, haberler herkes verir. Herkes meraklı turşucu ya, herkes bir şey öğrenecek. Ders saracaklar, üzülme kuzum. Çok yakınları, onun da yanında olmak isteyenler de var tabii ki bu anlamda. Şimdi tabii bu çok hoş,
çok naif, onunla beraber bu işe mesai harcayan insanların... Aile demiş onlar için. Tabii ki. Yani çok önemli aile bir şey. Aile gibi ekip. Oradaki hanımefendi annesi gibi, oradaki çocuklar abisi ablası gibi. Ama emin ol dün gözü dönüp dönüp setin kapısından Aslan'ın misafiriniz var ya da Murat Bey geldi veya çevirdiğine kafasını görecek. Aramamış mıdır? Aramıştır. Ne kadar zamandır yarenlik yapıyorlar. Yani aramıştır. Yani dün ne beklerdi? Ben şunu beklerdim Murat'tan. Şu kameraların önüne geçip muhabbet edeceğini, dün kovulacağımı bilsem, yüzüme tükürüleceğini bilsem, orada bütün insanların önünde küçük düşeceğimi bilsem, dün bu sete gider. Bu sonuçta Murat Boz bir şekilde hiç o da kendi etmez. Kalitesini ve şeyini korumaya çalışıyor. Ben şarkıcı Murat Boz'a bakmıyorum şimdi. Herkese mal olacak şeyler yapmak istemiyor bence ama özelinde Aslı'yı yıprattığını düşünüyorum arayarak. Muhakkak arayarak, mesaj atarak, konuşmaya çalışarak. Öyledir. Bence i̇nşallah kesinlikle öyledir. Bunu yapıyor fakat görselde artık bir manşet kaldırmak istemiyor Murat. Çünkü yaşamış olduğu şu şey gerçekten Murat'ın hem kendi adına hem de markası adına hiç de doğru gitmeyen bir yol. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bu yüzden manşet olacaksam gider orada. Böyle bundan olayım. Şurada manşet olurum. Dondurmacı ablalarla manşet olmam. Ya da Aslı'ya öyle bir şey yaptığında Aslı'nın yanlış anlayacağını da düşünebilir. Bak yani. Gördün mü? Herkes görsün diye böyle yaptı. Da algılayabilir. Yani. O yüzden ben onların birebir de çok konuştuklarını, Murat'ın onunla konuşmaya çalıştığını ya mesajla ya konuşmayla yani bir şekilde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ha böyle oldu. Hadi herkes yoluna diye kimse gitmemiştir. Ya zannetmiyorum. Zaten hiç öyle hani beni umursamıyor. Aa öyle mi oldu diye kulak ardı edilerek ya da gözden kaçarak yapacak. Şansa baksana bu değil. Olay oluyor ve kadının doğum günü. Yani. Yani gerçekten hani bak yani mutlu hoşuna gidiyor durum. Orada yapılan iş. Tabii. Çünkü ona hazırlanmış motive bir favor olmuş. Bu. Ama o iç yüzünde bak bambaşka bir şey var. Soğukluğu var. Yani aynen. Gelirken o surattaki gerginlik çok oturmuş. Çünkü ben bu kızın Murat'la beraber videolarını seyrettik. Evet. Ne kadar neşeli, ne kadar cıvıl cıvıl. Öyle bir Aslı değil şu andaki Aslı yani. Oradaki. Şu çok gergin, çok belli yani. O suratta o mutsuzluk çöker ya. Orada o mutsuzluk var bak o buraya kadarki kısımda. Ondan sonrasında gerçekten mutlu ya. Oluyor. Zor, kaç zor. Yaşına girersen gir o çocuk hep orada diyor. Bir balonla, bir çiçekle, bir sıcak sarılmayla yaşamak güzel, yaşamak güzel, inanmak güzel şey. Geçmiş 32 senemi buradan selamlıyorum. Kendime not, iyi ki doğdum, iyi ki varım, iyi ki varsınız demiş. Ve bol bol da fotoğraf paylaştı fotoğraf daha sonrasında. Şimdi. Çiçeklerle, balonlarla, işte sevenleriyle, pastasıyla bol bol fotoğrafı var. Ve daha güzel bir şey söyleyeyim sana. Dünkü bütün paylaşımlarına bakıyorum. Genel fotoğrafta olmasına rağmen başrolünü beraber paylaştığı arkadaşıyla hiç resmi yok. Hı hı. Yani ne kadar temkinli davranıyor. Tabii. Yanlış bir mahal vermemek, yanlış bir anlaşılma olmasın kesinlikle. Diye. Toplu fotoğrafta olmasına ve o toplu fotoğrafta dikkat et. Yine Özcan yine Deniz arkada. Bir sıra arkada yani bunların hepsi tabii çok detay. Güzel favorlar. Yani onu onur etmek, yanlış bir anlaşılmaya mahal vermemek, başka şeylere fikir çekmemek için. Çünkü şu andaki en tehlikeli dedikodu... Bence Özcan da bu konuda çok tabii hassas. Bak dün konuştuk bunu burada. En tehlikeli dedikodu. Ya zaten onlar bir aydan beri ayrılar. Hı-hı. Özcan'la da bir yakınlaşması vardır dedikodusu ki en ağır ve en iğrenç mevzu budur. Bütün bunlara uzak kalabilmek adına çünkü şu toplu fotoğraf bak, bile anlatıyor bu işi. Kişiler çok farklı. Yani duygu, üzülürsün, sevinirsin, kendi içinde bunları halledersin ama onun haricinde de iş önemlidir. Bir marka yapıyorsunuz kendinizi ve o markayı bir şekilde koruyorsunuz, kolluyorsunuz, bir hale getiriyorsunuz. Bazen bir zaman içerisinde mesela Ajda Pekkan söyler ya, benden öte bir Ajda Pekkan var ona hizmet ettiğim. Gerçekten bir zaman içerisinde bir bakıyorsun, oluşturmuş olduğun markan eğer kendinsen... Ona hizmet etmeye başlıyorsun. Haliyle burada kendi duygusundan da öte ne olacak ki arkadaşlar gelin beraber fotoğraf çekelim derken de orada Özcan'la yaşanılabilecek bir şeyi ya da söylenilebilecek yanlış anlaşılabilecek bir şeyin önüne geçmeye çalışılıyor. Bak duygunun ötesine ayrıca bir çaba. Tabii canım, bunlar yani, önemli hareketler. Hassas dengeler dediğim gibi mesela bu pastayı getiren Özcan olabilirdi. O üflerken Özcan tutabilirdi. Ki çok normal şeyler. Canım, bak bunların yani, hepsi de çok normal. Beraber olması bir gereken. İş yapıyorlar. Dizide bir kadın ve bir erkek iki rol canlandırıyorlar. Yani oradan böyle bir samimi fotoğraf çıkabilirdi ama o kadar hassas davranıyorlar ki bu iş için. Başka bir yere gidip sulandırılmasın diye. Aynen öyle. Yani onun için en mutlu günü
Yani mutlaka mesaj atmıştır, bir çiçekle bir favor yapmıştır, bir hediye yapmıştır, yapmıştır bir şey yani. O kadar da duygusuz olacağını zannetmiyorum Murat'ın. Ama velakin Murat kardeşimin çok acil bir vaziyette... Ya hiçbir şey olmasa en ilişkiyle insani, alakalı... En insani hamleleri yapması kişilerin gerekiyor. İsimleri bu anlamda ciddi zedelendi. Sonuçta Aslı da aldatılan bir kadın olarak tarihe şu anda hem de bu kadınlarla olan bir ilişkiyle... Bu kadınlar topluluğu 10-15 kişi, 5 kişi işte söylenen neyse... böyle bir geceden bahsediliyor ve orada ismi geçiyor. İstese de istemese de. O yüzden sıkıntılı bir süreç. Özcan Deniz'e gelirsek, Özcan Deniz'le alakalı hemen ilk iş yaştan vurdular. 18 yaş küçük sevgili diye. Ve sonrasında da bu Selin Yağcıoğlu'yla alakalı değişik haberler çıkmaya başladı. Çünkü kız araştırılıyor kim bu diye. Şöyle bir şey, 2012 yılında Fenerbahçe'de spikerlik yapıyormuş Fenerbahçe TV'de. Sonra kızın Galatasaraylı olduğu anlaşılınca işine son verilmiş. Doğru. Bu kulüplerde kural bu mudur? Yani eğer oraya hizmet edeceksen Fenerbahçe TV, Galatasaray TV ya da Beşiktaş TV'deysen Beşiktaşlı mı olmalısın Beşiktaş TV'de olman için? Ben tabii iş olarak profesyonelce bakarım ama şimdi bir Fenerbahçe taraftarı olarak Galatasaray ya da Beşiktaş TV'de ertesi günü o takımın renklerini de üzerimde barındırarak o takımla ilgili söylemler yapmaya kalktığımda benim kendi taraftarım da bana diyebilir ki sen ne biçim taraftarsın arkadaş? Bizim burada kanalımız var, kendi taraftarımız var, sen hafta sonu gelip başka formanı giyip burada çıkıyorsun. Yani, orada gidip bu işi yapacaksan misin? Orada sahne alacak, program yapacak oranın taraftarı olan bir sürü insan var. Bunu olayı hatırlıyorum, attığı tweetler çıkmıştı. Galatasaraylı olduğu için değil. Çünkü arkadaşlarını uyarıyorlar. Diyorlar ki Fenerbahçe çıktı. TV'de de diğer televizyonlarda da kendi taraftarı olmayanlar da orada çalışıyorlar. Bir sıkıntı yok diye. Bu kızımızın Twitter'la ilgili yazdığı mesajlar vardı. Onunla ilgili sıkıntı çıktı. Hatırladım şimdi Fenerbahçe TV'de. Öyle mi diyorsun? Yani onunla alakalı birebir. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde attığı tweetler ortaya çıkınca böyle bir şey çıktı. Yoksa onun orada hani Galatasaray'ın Fenerbahçe'li olmasından kaynaklanan bir sıkıntı değildi o iş. Peki. Cem Yılmaz'a geliyoruz efendim. Cem Yılmaz'dan haber var. Sosyal medyasını çok aktif kullanıyor ve aktif kullanırken bazen hayranlarıyla birebir konuşmaları da oluyor. Bu konuşma biraz gergin. Hep diyorum ya aslında sana normal yazan, güzel yazan insanlara cevap vermezken bu algıda seçicilik mi dersiniz ne derseniz deyin. Bazen size kötü yazan insanlara dikkatinizi çekiyor ve ona cevap veriyorsunuz. Bunu bilen insanlar da zaten önce yazıyor güzel 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 güzel. Cevap gelmeyince kötü mesajı ya da hakareti ya da küfürü bir yapıyor. Tak karşıdan cevap geliyor. Bunu öğrendiği için insanlar da bunu yapmaya başlıyor. Aslında yani bu olaya keşke Cem Yılmaz düşmeseydi. Çünkü bunların sonu yok. Adam önce diyor ki abi Ekim ayında gösteriler Ocak'ta başlayacak haberleri yayıldı. 7 aydır bekliyoruz. Bir aydınlatırsan şu genç kardeşlerini seviniriz. Yani, cevap yok. Bir şey yok. Sonra cevap vermeyince de şöyle diyor. 10.001. kişiyim galiba. Allah belanı versin abi diyor. Bak. Bela okudu bu sefer Cem Yılmaz'dan haber. Sağ ol canım. Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun diyor. Yani işte diyorum ya yani vermeyeceksin buna cevap yani. Cem niye sardı bu işlere bu kadar ya? Mesela bir hesap açtı, hiç kimseyi takip etmiyordu. Hı hı. 40 yılın başında Twitter'da bir tane fotoğraf paylaşıyordu. Sonra birdenbire o da bu işin böyle bir sarmalına girdi. Önce, ama bu böyle bir şey internet bu sosyal medya seni alıyor yani bak bu da bir hastalık. Bir internet yavaşlıyor ya da bir sıkıntı oluyor. Elin kolun boşta kalıyor ne yapacağını bilemiyorsun. Yani hepimizin yaşadığı bir şey bu. Neden? Cem Yılmaz da insan değil mi ya? Ben yaşıyorum o da yaşıyor aynı şimdi, şekilde. O da kaptırdı kendini bu işin içine. Şimdi insan olmakla farklı insan olmak arasında fark var. Bu adamlar sahne gösterileri yapan Cem ve Cem gibi adamlar da fikirleriyle bu işten para kazanan adamlar. Bunlar daha hin ve cin. Yapmış oldukları iş, yazdıkları, paylaştıkları bizim fark etmediğimiz ama onlar paylaşınca keyifle okuduğumuz, baktığımız, aferin notları be var dediğimiz adamlar. Şimdi bir tan kardeş kim? Tanımayız, bilmeyiz. Genç bir adam çok merak etmiş Cem abisi ne zaman sahne alacak? Onun da cebinde birikmiş bir 100 lirası var. Belki de kız arkadaşını da alacak. Beraber bir gösteriye gidecekler. Bak şimdi. O bir soru soruyor. Vermek zorunda değil mi sana cevap? Ya değil tabii ki işte. Zaten sıkıntı orada başlıyor. Sonra bakıyor ki Cem Yılmaz kendine cevap veriyor. Ya da kendinden önce buna benzer yazılar yazmış adamlara cevap vermiş. Çünkü Cem herkese cevap vermiyor. O zaman getiriyor diyor ki
Nalet olsun. Ben 10 bin birinci kişiyim galiba diyor. Şeydir ya, 10 bin kişiye cevap verdik. Biri daha mı çıktı durumu var. Allah belanı versin abi. Muhabbeti. Aklınca bu kardeş komedyen adama komiklik yapıyor ama ya bir tane komedyen var. Komedyen olmayın. Aynen. Ya anladın mı? Yani onun işi o. O adamı aklıyla düğümler bırakır. Öyle olunca dönüyor. Bu kardeşin istediğini yapıyor canım. Aynen öyle. Yani istemeyerek, hiddetlenerek dönüyor. Yani. Onun istediğini yapıyor. Şimdi belki de hiç hiddetlenmiyor. Tabii şimdi bak yapıyor. Bu kardeş yani, var ya semtte sonuçta... okulda fenomen şu anda. Hı. Gazetelerde, tabii. Sosyal medyada patladı. Tabii. Anladın mı? Arkadaşlarına Allah belanı versin dedim, Cem Yılmaz bana cevap verdi falan. Muhatap oldu bende. Tabii. Cem, dikkatini çektim Cem'in. Onun istediği buydu zaten. İşte bunu gören herkes de sana yazıyor, bana yazıyor, Ayşe yazıyor, Fatma yazıyor falan filan, herkese yazıyor. Sonuçta kötü şeyden prim yapmaya çalışıyor. Yapman gereken tek şey engelle ve bildir. Ya, bu kadar. Elif, yani bunların sonu yok. Çünkü yok. Amaç bu. Şimdi ben fikrimi paylaşacağım. Ya da sabahleyin buraya geliyoruz. Buradaki ortamımızdan bizi merak eden 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi her neyse, 3 kişi, 1 kişi fark etmiyor. Yani bu sabah ne giydi Elif, Tayyar ne yaptı orada, hep bir tane fotoğraf atıyoruz. Diyoruz ki günaydın, biz başlıyoruz burada. Şimdi bu paylaşım benim hakkım mı? Hakkım diye hesap açmışım. Altında yorum yap bölümünü kapatırım. Elif'in kırmızısı ona yakışmış mı, sen bugün niye onu giydin laflarını engellerim. Eğer açıksa. Ben onu oraya attığım için ona bakan, o fotoğraftan senin elbiseni beğenip, tabii, isteyen çıkacak. Ama Cem Yılmaz gibi adamlar insandan beslenen ama adamlar. Işte, o yüzden hani anladın mı? İşte, sen burada aslında bir bakıma hani normal birine cevap veriyormuş gibi görürken aslında Cem burada yapılanlardan, söylenenlerden, insan çeşitlerinden besleniyor. Bu genelde şu sosyal medya başladığından beri popüler insanlara laf giydirme, evet, onlara böyle bir çemkirme hakkını kendinde elde eden tipler var. Bunlar kendilerini orada her şeyi söyleme hakkına sahip bulduklarını zannediyorlar. Eleştirinin her dozu var. Hakaret yok. Tabii. Küfür yok. Onu yaparsan yoksa yersin bile. Onun dışında her türlü fikre açığım, hiç silmem. Anlatır derdini okurum. Yorum yapmam. Cevap vermem. Ama ve lakin bir yere kadar. Hı hı. Cem Yılmaz... Öyle olunca cevabı kim veriyor biliyor musun? Hukukta avukatım veriyor. Aynen öyle. Cem Yılmaz sosyal medyasında paylaştığı şeyler herkesin yorumuna açık ya. Bunlardan bir tanesine geçen gün beraber toplantı yaptıkları noktada Cem Yılmaz'ın Instagram'daki paylaşımın altına eski sevgilisi Özge Sabuncu yorum yaptı. Dedi ki bak hele deyince acaba eski sevgilisiyle mi görüşüyor falan gibi de söylemler ortaya çıktı. Ama hani Cem'le alakalı söylenebilecek bir şey kimseyle kötü olmadı. Daha sonra hatta aynı masalarda bile oturabilecek seviyede oldu. Tabii böyle olunca eski sevgiliye mi döndü, ne oldu falan gibi. Seviyoruz Cem Yılmaz'ı didiklemeyi. Tabii eski sevgililer şunu bilecekler. Herkesin imtiyazı ahu gibi kadar değil. Onun için... O eski sevgili değil zaten. Yani, o eski eş. Eski, o yüzden eş. Önce, başka öncesi bir sevgili var ama şey yani var. O eskiden, eksten... kendilerine kredi kullanmaya çalışan tipler varsa bilsinler herkesin kredisi ahu kadar bu değil kız yani. Kız için her zaman şöyle şeyler söylenirdi. Gerçekten Cem Yılmaz'ın en sevdiği falan diye. Vazgeçemediği insanların, falan. İnsanların ne hep söylediği böyle bir değil. Söylem vardır onlara. Hayatındaki alakalı. İnsanlarla ilgili Cem'in ne tavır takındığı çok önemli benim, evet, için. Adresi benim şu anda eski izlediğim ve gördüğüm çocuğunun annesine bir dönem aynı yastığa baş koyduğu, yarenlik ettiği kadını başının üstünde taşıyor. Ben o tabloyu görüyorum ve ona bakıyorum. Onun dışındakilerle ilgili henüz bir hamle, bir söylem, bir şey görmediğim için bir şey diyemem. Ama gördüğüm tabloda Cem çocuğunun annesini, kendisine bir dönem eşlik etmiş kadını başının üstünde taşıyor ki filmde de kendisini bile onur etti, aldı yanına. Onun için ben o tabloya bakıyorum. Film deyince Yavuz Turgul'un bir filmi var. Şener Şen oynayacak başrollerini. İçerik inanılmaz saklanıyor ne olduğuyla alakalı ama şöyle söylemler çıktı. Şener Şen'in oğlunu Cem Yılmaz canlandıracak diye. Böyle söylemler çıktı ama evet Cem Yılmaz'la oynamak istediğini ifade etmiş. Fakat kas çalışmaları çok uzun sürmüş. Ve bu çalışmalar uzun sürünce Haziran ayına sarkmış. Ve tabii ki Cem Yılmaz'ın da filminin başlayacağı zamana denk geldiği için bu işin içinde olamayacağı açıklık getirildi. Kim olacak? Rolünü büyük ihtimalle Mert Fırat demişler oynayacak ve daha sonrasında da eşini de Ruhsar Öcal oynayacak diye söyleniyor ama içerik nedir tam olarak bilinmiyor. En son bir kere biliyorsunuz
bu filmde görmüş olduğunuz bu filmde bir aradalardı. Gerçekten çok da önemli bir filmdir Av Zamanı. Film. Evet. Şimdi uzun zamandır Şener abiye bir iş yaptırmaya çalışıyorlar. Av mevsimi, Av Zamanı ne ya? Av mevsimi. Şimdi Şener abiye medya el birliğiyle bir iş yaptırmaya çalışıyor. Diziye sokmaya çalıştılar. Ekstra bir dizi projesi getirdiler. Zor. Dizi işte şartlarını onun üzerinden ağır yükümlülükler dediler. Bundan önce iki tane daha sinema film projeye geldi. Hatta rahmetli Kemal Sunal'la oynadığı o ağır rollerinin yeni versiyonlarını çekecekler. Hani daha çarıklısı böyle bir şey diye. Şimdi gene getirmişler bir holding patronu durumu var. Şener abi bir iş yapacak. Ama ve lakin bu yapacağı işin henüz ne adı ne şekli belli evet. değil. Bir sinema projesi var. Filmlere evet ama diziler evet. konusuna birazcık onun da, daha hassas onun da niyeti, tabii. Onun da niyeti zaten bir sinema filmi yapmak. Hı hı. Çünkü televizyonla ilgili o yoğun iş temposu onun kaldırabileceği bir tempo değil. O da çok evet. yorulmak istemiyor bu işten ilgili. Sadece kafasındaki düşünce şu, bunu nereden biliyorum? 2 hafta önce kız kardeşiyle beraber bir şeydeydik. Açılışta uzun uzun sohbet ettik kendisiyle. Hani ne yapıyor, ne ediyor abi durumu bu. Bir favori yapabilir bir diziye, Cem'in Fiye yaptığı gibi, işte ne bileyim Can Gürzap'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 1-2 bölümlük favori gibi. Ama böyle 16-17 bölüm ya da 36 bölüm bir sezon 17-18 saat setlerde koşturmak gibi bir niyeti yok. Hı-hı. Şartlar falan değil yani ama sinema filmine açık. 2 tane senaryo gelmiş, bir tanesini çok beğenmiş. Onun üzerinde çalışıyor. Ama burada İnandığı bakıyorum. Yönetmenler ve yapımcılar var tabii ki Yavuz onlarla beraber çalışıyor olacak. Ağırlıklı evet. olarak. Bu haberin içeriğinde böyle bir karma yapmışlar işte. Cem oğlu olacak, o gelecek, öteki gidecek falan diye. Ama çok netleşmiş bir şey yok henüz evet. ortalıkta. Cem Yılmaz'da netleşen şeyler var. Ailelerimle de ve 216'da efsane ses Jeyhan Tözüm hanımefendi bizle beraber olacak dedi ve sosyal medyada fotoğrafını koydu. Ve hemen arkasından Şükrü Öz Yılmazer'de bir sürprizimiz var diye koydu ve bizimle beraber olacak dedi. Kadro yani çok ünlü var yani çok enteresan değil mi? Yani herhalde anladığım kadarıyla böyle hani o şehrin, hayatın, bu camianın bir içi gibi gösterip aslında kişilere rollerini mi oynatacak acaba? Sanki ünlülerle ilişkileri mi olacak o kişilerin, uzaylıların falan öyle bir enteresan bir şey olacak gibi geliyor bana yani. Çünkü çok ünlü yani şimdi normalde bir filmde bu kadar çok ünlü kadro olmaz. 216 dünyaya geliyor. Evet. Yani hikaye artık burada geçecek ve... Hafızalar şunu hemen tazelesin ki birçoğu hatırlıyor. 216'nın Çeku'yla sürekli yapmış olduğu bir iş vardı. Hı hı. Odalarında eski Türk filmlerini seyrediyorlardı. Hı hı. Yani şimdi baktığımda Ceyhan Hanım, Edison, işte Türkan Abla'dan bahsedildi. Yani onlar, onları arıyor olabilir değil mi? Çünkü onlar orada da kendi kolonilerinde eski Türk filmlerini seyrediyorlardı. Hı hı hı. O yüzden bakıyoruz şimdi Cem'in tercih ettiği kadro... Yine oraya atıfta bulunacak sanki kişiler. Sanki gerçekten o ünlüler olacak i̇şte gibi. Sanki hani karşılaşacak o filmde gördüğü tiplerle Hı-hı. normal hayatta karşılaşacak gibi bir şeyler yapabilir. Bu hala mi? Oyuncu aldığına göre bizim de bir şeyimiz var. Uzay gemisinin içinde Umut. Gezen bir uzaylı olarak da oynayabiliriz. Hala umudumuz hala vardı. Umudumuz herkesin var zaten. Her fotoğraf koyduğun abi bir kenarından geçeyim diyen yığılı insan var Arif ve 216 için. Şükrü Özyılmaz'dan bahsetmişken Şükrü Özyılmaz biliyorsunuz evleniyor. Şükrü Özyıldız pardon. Kiminle evleniyor? Rabia ile. Rabia da kendi sosyal medyasında gelinliğinin provasından iş görüntüsünü paylaştı. Aslında gelin olmadan gelinlik gösterilmez, uğursuzluktur. Hem damada gösterilmez falan dedi böyle söylemler var da çok ya. Çok hızlılar yani. Bu kadar heyecana gerek yok. Bırak da biz seni olunca görelim. Evet yani. Daha düğün olmadan gelinlik göstermek işte bana heves, biraz tuhaf heves, geldi. Heves. Yani orada olacak belki bu nişan, yani. Belki nişan kıyafeti bilmiyorum ya. Ama bence bu düğün. Bu baya baya gelinlik ya. Gelinlik. Taşlı tuşlu falan böyle tüllü müllü falan. Baya baya bir şey. Evet düğün. Allah ama tamamını yani... erdirsin ya. Hep derler uğursuzluk getirir diye. Biraz müziklerin söylemlerini milleti bırak, dinlemek damat lazım. Gelini düğünden önce gelinlikle görmeyecek. Evet. Yani öyledir. Provaya bile sokmazlar. Evet. Görmez yani. Doğrusu odur. Biraz adetleri de yapmak lazım. Söyleyenler hiç boşa söylememiş. Ya bunlar çok atalar, güzel şeyler. Atalar, neneler hiç boşa konuşmamışlar güzel ya. Yani. Yani öteki türlü çok böyle kuru kuru şeyler. Hani kullanmasa bile bir... Gelin çeyizi alışverişine çıkmak bile ne kadar önemli bir şeydir. Yani yap, kesinlikle. İlla hani kullanmak zorunda değilsin ama güzeldir, hoştur. Bunları unutmamamız lazım. Unuttuğumuz zaman benliğimizi kaybederiz. Kesinlikle. Bunları şimdi, kaybetmeyeceğiz. Dedik ya işte Türk anneneleri, onlardan bir tanesi de dizilere geldi. Türk malı. Gerçek bir Türk malı.
Tanıtımları dönmeye başladı. Onun da kadrosu çok kuvvetli ve geniş. Zaten komediyi çok özlemişken çok zamanında geldi gerçekten. Zamanlaması 10 numara. Değil mi? Yani herkesin ringten çekildiği dönemde, evet, 10 numara. Savaşların, dövüşlerin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde komediye gerçekten ihtiyacımız vardı. Bir tanıtımını izleyelim. Hazırsa arkadaşlar, güzel, biraz yüzümüz gülsün. Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzu kuzu me. Türk malı ho, Türk malı hey, problem yok, her şey okey. Hani as bayrakları geri geldi, Türk malı. Türk malı yeni balya, bu ne halya, böylesini görmedin Avrupa ne Asya. Hey dadı, kalmadı tadı, bir şans ver bu kuzuya, bırak artık inadı. Şimdi sıra sana geldi Bahattin. Neden elin kolun bir türlü rahat değil? Hayallerin avlanır gafil. Ev senin artık değilsin bir misafir. Türk malı ho, Türk malı hey. Güzel. Mehmet Ali gerçekten göstermiş kendini ama çok belli güzel. Yani çok ilginç bir karakterle geliyor Mehmet Ali. Çok güzel bir kadro. Şafak Sezer ve Mehmet Ali Erbil. Bu arada eşin Hasibe olduğunu da öğrenmiş ve ortaya. Net olarak öğrenmiş olduk. Yani hep nedense alternatif ikisini koyuyorlar, biliyor musun? Hasibe ve Bingün çok benzerlerdi yani. Şimdi birbirlerine. Şimdi bu sezon Billur. Komedi bakıyorum televizyonlarda. Fox'ta numara 309 var. Romantik komedi tarzında gidiyor. Evet. Yani tam böyle kahkaha değil. TRT'de Hangimiz Sevmedik var. Bir mahalle komedisi. Hı hı. Uzun zamandır televizyonlarda hani böyle doya doya kahkahayla gülebileceğimiz komik kadın ve adamların bir araya geldiği bir iş yoktu. Evet. Türk malı rüştünü ispat etmiş bir iş. Şafak net bu işler için doğmuş bir adam. Mehmet Ali Erbil için çok sevindim. Yarışma dışında yeniden kamerada oyunculuğuyla olacak. Bakıyorum Hasibe, Nergis, yani kadro muhteşem. Kesinlikle çok iyiler. Çok güzel bir kadro. Zamanlaması süper. Evet. Süper yani. Ya Mehmet Ali'yi bir kere çok enerjik gördüm. Yani çok belli, çok aşkım sevmiş rolünü. Aşkım sonra evet. Şey olmadı, Mehmet Ali'nin sitcomu olmadı ya. Çok iyi, çok iyi iş. Merak ediyoruz, izleyeceğiz. Şimdi Gece Kuşları efendim. Yerbeyoğlu ve konuştuğumuz kişiler de Alper Potuk, Salih Uçan ve Ayşe Akın. Bu daha önce Ayşe kimin? Oo, Ayşe? Sinan Akçıl'ın Ayşe. Ayşe Hanım çıkmış ortalıklara. Evet. Yaz geldi, albüm geliyor demek ki. Tuana Türkay'la en son biz bir arada görmüştük. Bu Alper Potuk'u hatırlarsan Tuana... Kebapçıların duvarlarından atlamışlardı. Kebapçıdan atlamalara falan kalkmıştı beraber görünmemek için. Demek ki gerçekten beraber görünmemesi gerektiğini anlamış yani. Belki o yemekte anlamış Tuana. Ve o orada yan yana olsun istememiş belki ismi ama... kaçarı yok Tuana'da ne yazık ki isim olarak geçmiş. Şöyle Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk hızına yetişilmiyor demişler. İki arkadaşı yani Salih Uçan'la beraber Beyoğlu'na gidiyorlar. Eğlenceli zaman geçiriyorlar. Daha sonraki saatlerde bu eğlenceye 5 tane güzel eşlik ediyor. Ama daha sonra Astoris geliyor yani Ayşe Hanım. Ayşe Hanım geldikten sonra işler değişiyor. Çünkü Alper'le beraber çok samimi fotoğrafları zaten görüntülerde de var. Daha önce Sinan Akçıl ve Ebru Şallı'nın arasına giren şarkıcı olarak tanımıştık Ayşe'yi hatırlarsanız. Bu notlar haberde de verilmiş çünkü. Seksi şarkıcıyla dans ettiler. Çok sıkı bir ilişki içerisindelermiş gece kulübünde sarmaşlılar. Saat 5 civarında çıkmaya karar vermişler gece kulübünden. O sırada da gerginlik başlamış. Nasıl çıkacağız? Evet. Öncelikle Ayşe çıkmış, arabasına binmiş ve çekmiş gitmiş. Bu futbolcu arkadaşlarımız birazcık daha beklemişler ve magazincilerin gitmesi için bayağı zaman beklemişler. Çıkılmayacağını anlamışlar. O kulübün sahibi ve oranın korumaları etten duvar örmüşler çıkmalarına görüntü alınmasın diye ama sonuç gördüğün gibi manşetlerdeler. Bu arkadaşların utanma duyguları var mıymış? Neden? Fenerbahçe 7000-8000 kişiye top oynamaya başladı. Ligin ikincisi mi üçüncüsü mü olacak diye herkes uğraşırken takım darmadağınık olmuş. Her hafta sonu o 7-8 bin kişi giderken ceplerindeki 50-60 lirayı sadece takımlarını izlesinler ve ona destek versinler diye harcarken takım sahadan 2-0, 3-0, 1-0 mağlup ayrılırken başları önlerinde çıkıyorlar vallahi stadyumdan dışarıya. Hiç dertleri yok, kimseden utanmıyorlar. Gece kulübünden çıkarken niye utanmış?
Çıksalardı. Evet. Daha rahatlar orada. Bari orada Sıdat'ta protesto var. Millet bağırıyor, çağırıyor maç bitiminde. Burada bağıran çağıran da yok değil burada mi? Kimse de yok yani. Ve senin söylediğin gibi gerçekten dipnot olarak haberin altına şöyle bir şey çizilmiş. Demişler ki gecelerdeki performanslarını yeşil sahada gösterseler Fenerbahçe şampiyon olurdu. Yani şurada sabretsinler. Kötü mü oynuyor bu arkadaşlar? Şimdi peki futbolculukları, futbolculuğu nasıl? Şahıslar üzerinden yürüme. Futbolu nasıl? Ben geneline bakarım. Hoca bir takım. Bu sezonu ligin en iyi 3 büyük dediğimiz takımdan bir tanesi yarıştan kopmuş, hocası futboldan soğumuş, takımın başına gelmeyen kalmamış. Böyle bir durumdaki takımın futbolcuları ayaklarını denk alacaklar. 2-3 hafta böyle kaldı. Böyle bir gergin ortamda belki buna yani, gerek yok değil mi? Zaten hani taraftar gergin tabii canım, sana karşı. Hafta, bak bu ne doğru biliyor musun Elif? Gittiğin gece kulübünde hasta bir Fenerbahçeli. Evet, tamam sıkıntı mı? Olabilir. Doğru. Bir seyirciyle karşılaşırsın, sana bu geceyi zehir eder. 2-3 hafta sonra lig bitecek. İster gidersin Bodrum'da Marmaris'te eğlenirsin, istersen gider Beyoğlu'nda eğlenirsin. Hiç sıkıntı olmaz. Hmm. Ama sen şimdi bu hafta takımın maça çıkacak. Bugün Perşembe, 2 gün sonra. Geçen hafta Beşiktaş maçı oynamışsın, mağlup olmuşsun. Çarşamba akşamı Başakşehir'le Türkiye Kupası maçına çıkacaksın. Diken üstünde bir takımın varken sen, ki bu belli ki pazartesi ya da salı gecesi çekilmiş. E sen kardeşim pazar günü Beşiktaş'a mağlup oldun. Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi seni zedelemiyor bu iş? Yani, çıkarken çok etten duvar örülmüş. Hem kulüp sahibi ve hem korumalarla fotoğrafları alınmasın diye çok uğraşmışlar ama başarılı olamamışlar tabii. Buralara gidiyorsan etten duvar değil çin setti ördürsen fayda etmez. Aynen. Geçmiş olsun. Hadi dışarıdakileri engelledin. Kulübün içindeki fotoğrafları niye engellemedin? Kadınla dans ederken el ele yanak yanağa dudak dudağa resimler bayağı çekilmiş var. Bütün fotoğraflar. Yani dışarıda kapının önündeki arkadaşa bu el işaretini yaptırmak bu işi kurtarmıyor. Ya şey çekmişler seni içeride. Sobelemişler insanlar zaten seni. Zaten dışarıdaki fotoğrafın önemi yok. İçerideki fotoğraflar yani, esas iş yapan. O yüzden kaçarı yok. Tuvana'dan haber verelim. Burada konuşulacak bu kadar. Dedikleri gibi aynı performansları yeşil sahalarda da bekliyoruz diyor gazeteci arkadaşlarımız. Ali Eyüboğlu Antakya'ya gitti. Ve Antakya'da biliyorsunuz Deli Gönül dizisi çekiliyor. Hı hı. Orada kim var? Tuana Türkay ve Murat Ünalmış başrollerde. Beraber çok güzel bir set ortamı. Gazetecileri de orada ağırlamışlar. Bir sürü gazeteci de orada. Sonra Tuana'nın sesinin güzel olduğunu bilince Ali Eyüboğlu hemen onlara şarkılar ve türküler okutmuş. Rolü gereği Murat Ünalmış'ın da saz çalmayı, bağlama çalmayı öğrendiği, sesinin de güzel olduğunu zaten burada göreceksiniz ama dizide de bağlama çalacakmış. Şu anda derslerini almış. Hmm. Çok da zordur, kolay bir enstrüman da değildir. Ama demek ki isteği de var, yapabilecek inşallah. Daha önceden vardır mutlaka temeli, yoksa öyle evet. Kısa sürede... Bir şelale şey ortamı. Aslında şelalenin de tam olduğu yerde Antakya'da çok güzel şelale. Gitseye miydik diyorsun yani? Güzel bir ortamda çekim yapmışlar. Sesi duyabildiğiniz kadar duyacaksınız ama güzel bir ortam, izlemeye değer. Buyurun. Sokağın sözünü sözünü adım sözünü adım ağlama ufacım yüreğim ne senin yüreğim ne ağla beni, ağla beni, gözündeki yaş olayım, sevdiğim el sayma beni. Ve sıra dizinin başrol oyuncusu Murat Bey'de. Dizi de bol bol türkü söyleyecek büyük amaçla bağlama dersleri bile alıyor. Şimdi nasıl bir ses dinleyeceğimizin ilk provasını görüyoruz, dinliyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, ben yaya kaldım. Evet, o
biraz kısa ama Aleyhoğlu'na buradan sevgiler gönderelim. Oraya gitti, bu çekimleri yaptı. Vallahi sosyal medyasında görünce hemen aldık, biz de paylaştık. Tuana'nın sesi. Tuana gerçekten çok ciddi güzel. Bir güzel sesi var. Şeyi, tonlamaları hakikaten güzel. Hakikaten su gibi ses akıyor yani, şelale gibi. Belli ki bu işle ilgili eğitim almış. Çünkü sesini doğru kullanıyor. Tonlamaları falan çok güzel. Eğitimin de dışında kendine özel bir şeyi hani var. Hani oku dendiği var. Zaman naza çeken bir tip değil. Yani aynen. Okurum deyip okuyor ama zaten. Ama o duyguyu da, o çıplak ses onu vermesi, hafta sonunda olanlar olduğu, tekrar izledim Ata Demirer'in filmini. O kadar komik ki, beraber ailecek bir araya geldik, izledik. Ben oradayken filmi, de yani. Filmi nereden sevdim biliyor musun? Şu kıza okuturdukları incirler olanlar, evet. Var. Vallahi billahi çok o samimi. Dikkatimi çekmişti benim. Çok samimi. Yani bravo. O sesteki o sıcaklığı hissediyorsunuz. O albüm yapmak istiyor. Hatta söylenen biliyorsun, Rafet Erroman'la Hülya Avşar'ın o beraber düet yaptıkları şarkıyı aslında Rafet Tuan'la ile yapacakmış diye. Ama Hülya Avşar'ı tercih etti falan diye de haberler çıkmıştı. Düet yapar yapmaz, o olur bu olur. Belki ama muhakkak şey yapacak. Falan. Yani belli, o var onda yani, o beceri. İşte o çok bariz görülüyor. Setten fırsat bulurlarsa tabii, şu anda Akdeniz'de köşede bir yerdeler. Hani bunun için ciddi emek sarf edecek. Sete ara verdiklerinde seviyor bu işi, yapabilir. Evet. 19 yıllık bir evlilik sonunda bitti. Boşanıyorlar efendim. Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah'tan bahsediyoruz. Uzun süredir devam eden bir boşanma süreci bu. Artık başlık şöyle, 4.5 milyon TL'ye boşanıyorlar diye. Uzun süre tazminat konusunda anlaşamayan ikili davanın bir önceki duruşmasında uzlaşmaya varmışlardı. Eşinin 9 milyon TL tazminat isteyen Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'ın avukatları tarafından anlaştığını belirtip boşanma protokolünün hazırlanması için hakimden ek süre talep etmişti. Uzun süren görüşmelerin ardından Coşkun Sabah eşine toplam 4.5 milyon TL vermeyi kabul etti. İkilinin boşanmanın ardından basına konuşmama kararı aldığı öğrenildi. Benim bildiğim işin maddiyatından daha çok üzerinde anlaşmaya varmak istedikleri nokta buydu. Boşanmadan sonra çiftler birbirleri hakkında ve evlilikleri hakkında tek kelime konuşmayacaklar. Yani bir şey söyleyeceğim. Yani Coşkun Sabah'ın bu anlamda bu kadar gerilmesine sebep yok. Kişi konuşmak istese Ceyda'nın böyle çok fırsatı tabii vardı. Canım. O kadar uzun süre Coşkun Sabah çıkıp ekranlarda, televizyonlarda yok karım için ölüyorum, yok onun etrafı, yok falan diye o kadar çok konuştu ki. Bir konuşan taraf varsa o zaten Coşkun Sabah'tı. Yani bir karar alınacaksa onu kendi için aldırmalıydı. Bir kere çıkışta hiçbir şey bildiğiniz gibi değil deyip artık son noktasına, burasına gelen Ceyda iki kelime etti. Onun haricinde konuşmadı. Zaten bu kadının konuşma niyeti olsa çoktan konuşurdu. Bunu aldırmak için bu yalnız kadar çabaya gerek yoktu yani bence. Bu çiftle ilgili bir şey öğrendim. Daha önce Ceyda'nın haberi olmadan Coşkun Sabah yıllar önce kendisine boşanma davası, evet, açmış. Tebligat eve geldiğinde Ceyda öğrenmiş. Sonra barışmışlar. Evet. Yani daha önce de daha bu önce aşamalardan Coşkun, geçildi. Daha önce Coşkun'un böyle bir hamlesi olmuş. Seneler sonra da bu sefa Ceyda. Yani aslına bakarsan çok uzun süredir onların söylediği ve söylemlerinden çıkan bitmiş bir evlilik. Coşkun Sabah çok çıktı ve dedi ki ayrılmak istemiyorum ama aslında olayın sadece paradan kaynaklı olduğu söylendi. Çok uzun süredir de yine maddiyattan dolayı uzun süren bir boşanma süreci bu. Protokollerde bir türlü anlaşamadılar çünkü maddiyattan dolayı. Bir ev var, o evde oturuyorlar ve o evde normalde eşi olduğu için, hı-hı, Ceyda'nın orada oturması her şeyden önce ahlakidir. Çünkü çocukları ve bir düzenleri olduğu için Coşkun Sabah'ın gitmesi gerekiyor. Coşkun Sabah o evden gitmedi biliyorsun. Aynı evin içerisinde bu kadar süredir beraber oturuyorlar. Şeyin vardı ya. Birbirlerini görmeden. Bizim İclal'in bir dizisi vardı. Evi ayrılsak da beraberiz gibi bir şeydi, evin, değil mi? Evin içinde hat çizmişlerdi. İkiye aynı bölmüşlerdi. Aslında gerçekten onun gibi bir şey. Mesela ben Ceyda'ya sorduğumda gerçekten birbirimizi görmüyoruz demişti bana. Aynı evin içinde nasıl görmezsin birbirini? Gerçekten görmüyorsun. Yani zorunlu olmadıkça konuşmuyorsun yani, ama görmezden gelme durumu. Ama yani tabii aynı evin içerisinde bu şartlarda. İkisi de çok yakın arkadaşım olduğu için haber çok canımı acıtıyor aslında. Yani üzerine belki konuşabileceğimiz bir sürü şey vardır ama hani bazen işte böyle haberler geliyor. Kadını tanıyorsun arkadaşın, adamı tanıyorsun arkadaşın. Hani 19 sene emek verilmiş bir evlilik, çocukla, kocaman bir genç kız var ortalıkta. Bir kere her gönül şeyden önce Ceyda bu çocukları olduğu keşke için susar. Artık çocuklar oldukça büyüdü ve hiçbir şekilde onların zarar görmesini istemeyen bir kadın olduğu için o bence sırf bundan dolayı, yani bir şeyi imzalatmaya gerek yoktu Ceyda'ya bunun için. Zaten çocukları için ve onların geleceği için konuşmayan ahlaklı bir kadın Ceyda'da. Kesinlikle katılıyorum. Yani daha önce bir sürü fırsatı varken konuşmamış bir kadın
boşanma ilamını aldıktan sonra oturup da gazetecilere car car bu işi konuşacak değil. Hı hı. Değil o yüzden onlar için en hayırlısı neyse o olsun. Allah haklarında hayırlısı etsin tabii. Yani belini, iki yetişkin insan karar verdir artık. Kesinlikle. Belini incitti Ebru Gündeş. Neden incitti? Geçen hafta evinde dekorasyon değişikliği yaparken sakatlandı. Tek başına eşyaların yerini değiştirmeye kalkmış ve belini incitmiş. Ağrılar nedeniyle bir hafta evinde istirahat ediyormuş. Hiç gerçek gelmedi haber bana ya. Yani... Yani belki hani tek başına bunu yaptığını düşünmüyorum. Yani şeye bağlamaya çalışıyorlar. Hani ev yıkım kararı alındı ya acaba eşya onun için... Eşya taşıyor oradan oraya falan durumuna getiriyor. Hadi bunu Ebru niye taşısın ki? Yani. Yani. Evde bu hizmeti verebilecek bir sürü insan varken Ebru'nun kalkıp da masa sandalye taşıyor. Bir şey yapmaya kalkmışken belki incitmiş belki olabilir ama hani... Belki olmuştur. Hani ben Ebru Gündeş'te olsan evini yerleştirirsin falan. Şu olabilir belki hani şunun yerini buradan buraya dayalım dediğinde hadi şunu çekelime... Belki öyle bir attı. Getirip incitmiş olabilir belki. Olabilir. Geçmiş olsun. Evet. Ebru'dan albüm bekliyorum artık. Yani bu haberleri okumak sıktı biraz Ebru'yla ilgili. Değil mi? Bir Ebru Gündeş albümü bu aralar iyi gelir yani. Evet. Bu kadar ev ve eşya değişiminden bahsetmişken bir program var biliyorsun. İnsanların evini değiştiriyorlar. Bizim editörlerimiz bunu ilginç bulup almışlar. Gerçekten biraz komik. İzlediğinizde siz de anlayacaksınız eğer izlemiyorsanız o programı. Güle güle oturun programı. Şimdi o yatak odasını yeniliyorlar. Aile o kadar mutlu oluyor ki bu yenilenmeye çok iyi yani çok mutluluktan sunucuyu ciddi dövme noktasına getirmişler. Evet. Yani şakayla karışık ama yani izlemeniz lazım. Dövsen nasıl bu kadar iyi yapabilirsin? Dövsen bu kadar olur yani. Bir izleyelim. Gerçekten çok komik. Program sunacaksın korkuyla. Abi ama ama bizim genel yapıya baktığında böyle bir severken evet, dövmek severken var. Severken dövmek gibi bir şey mi abi? Yani o okşar aslında ama hani böyle helal olsun diye sırtından bir koyar ciğerlerin dışarıya çıkar. Ama adam ciddi koruyor kendini bakarsan yani. Hani ya baksana korkuyor yine kafasını. Elif şundan korkuyor. Ya karşısındaki de kendi gücünde bir adam yani. Severken hani öldürmek diye bir şey var ya. Şakayla karışık bir tane yapıştırır bir hafta acısını hissedersin içinde. Ciddi ciddi yani sağlı sollu. Bir kucakladı yatağa attı falan hani. Evet çok sevindiler. Ya da bazen böyle... programlarda biraz canım, şey diyorsun. Kamera çekiyor. İşte, lütfen coşkulu olalım evet. Falan diyor. Bazen diyorsun. Bazen coşkulu kaçıyor. Yer biraz kaçabilir. Hakikaten zor anlar yaşamış. Çünkü gerçekten korktu çocuk yani. Program şimdi tekrardan kanal değiştirdi. Evet. Eski kanalına geri döndü. Biraz action'a ihtiyaç evet, var yeni biraz kanalda. Action lazımdı. O da oldu. Biz de yayınlamış olduk. duruma ve ortama. Ucuz kurtarmış. Uygun bir şey yaptığımızı düşünüyorum ben de. Olay gelin konuştu efendim. Ne istenmeyen gelinim ne de istenmeyen kardeşim dedi Çiğdem Kayalı. Biz hatırlarsanız herkes burada orada aile yoktu herkes karşıydı derken fotoğrafları ilk veren zaten bizim programımızı hatırlarsanız ailesinin orada olduğunu Çiğdem Kayalı'nın hiçbir ailenin vetosunu yemediğini bizler açıklamıştık fotoğraflarla. Bülent Cankurt tekrar haberini yapmış Günaydın Özel diye çünkü Çiğdem'le konuşmuş. Nikahta kardeşim Cihimdem Çapa yanımdaydı üstelik nikah şahidimdi diyor. Ortada istenmeyen gelin veya damat durumu söz konusu bile değil. Aradaki yaş farkı çok konuşuldu. Bu yaş farkı içinde diyor ki aramızda çok yaş farkı yok. Çok gereksiz eleştirilere maruz kalıyoruz. Artık hangi zamandayız? Mesela yeni Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinin arasında yaş farkı var. Artık gereksiz eleştirileri bıraksınlar lütfen. Ailelerinde bu evliliğe karşı çıkma gibi bir durumu yok. Aralarında 25 yaş var diye de not düşülmüş. Vallahi o zaman Bülent kardeşimden de rica edeceğim. Bir hafta içinde dördüncü haber Şebnem ve Ceylan Çapa kardeşleri manşet yapmaktan vazgeçsin. Kimdir? Kimdir? Ama o ailenin yani, hani onun yaptığı Allah aşkına şey... memleket meselesine geldi. Şebnem Çapa Çiğdem Şebnem'in nikahına gitse ne olur? Gitmese ne ama olur? Haber bir kere tadını yaptı. Sen getirdin özel fotoğrafları verdin biz burada yayınladık. Hı-hı. O gazetesine yaptı. Bir hafta içinde dört defa Şebnem ve Çiğdem yani memleket meselesi nikaha gitmemiş. Şeye doğru yani. Döndü iş biliyorsun işte yeni
evlilik oldu ya şimdi herkes sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşuldu bu Fransa Cumhurbaşkanı ve eşinin arasında ama. Eşi 39 yaşında Fransa Cumhurbaşkanı da 63 yaşında ama gerçekten kadın çok diri ve iyi görünüyor. Tabii Çiğdem Kayalı da öyle 57 yaşında Uğurcan Kaya da 32 yaşında onlar bundan memnun olduktan sonra kimseye de laf söylemek düşmez yani. Sonuçta İki genç, bir kadın bir adam karar vermişler. Yaş, onlar dert etmiyor bu derdi de, etraf mı dert ediyor bunu? Sonuçta evet. Gönül bu, sevmişler birbirlerini ve mutlular. Reklama yani. Ne kadar var dediniz tam duyamadım. Bu durup durup evet, yaş mevzusundan bir insanlara giydirme işi çok sevimsiz ya. Kesinlikle. Rüzgar Çetin'den haber var, icra şoku diye başlıklar geldi. İlginç. Avukatımıza hemen bağlayalım arkadaşlar. Konuyu ben size anlatacağım. Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, polis arabasındaki memurlardan birinin ölümü, diğerinin engelli kalmasıyla sonuçlanan kazada şimdi de sigorta şirketiyle karşı karşıya kaldı. Şirket polislerin ailelerine ödediği 517 bin TL tazminatı ödemesi için Çetin'e karşı icra takibi başlattı. Çetin kimseye borcum yok diyerek icra takibini durdurdu ancak bir kısmını da ödedi. Şirket Rüzgar Çetin'in kalan 282 bin TL'yi ödemesi için dün dava açtı. Çetin'le ilgili ceza davasının yanı sıra bir de icra takibinin olduğu anlaşıldı. Çetin'in kullandığı lüks otomobilin sigortasını yapan şirket zorunlu mali sorumluluk sigortası gereği Alagöz'ün mirasçılarıyla Tetik'in ailelerine tazminat ödedi. Tamam. Tetik'in ailesine 196 bin TL ödendi. Alagöz'ün mirasçılarına da 310 bin TL ödeme yapıldı. Tamam. Şimdi sigortalı. Haliyle sigortalı olduğu için bu gibi davaları sigorta karşılar. Ama sigorta karşılamıyor, sigorta da para istiyor ve aynı zamanda icra. Böyle bir durum olur mu? Biz de avukatımıza soracağız. Nedir bu işin gidişatı? 500 bin liraya kadar bildiğim şeyin ödemesi gerekiyor. Rüzgar'ın sigortanın ödemesi ama gerekiyor. Ama işte sigorta. Zorunluluk sigortası ya prim ödüyorsun evet, sen buna. Evet sigorta ödemiyor. Neden ödemiyor? Orada bir şey vardır. Günaydın Kurtuluş Bey. Günaydın. Olaya hakimsiniz. Arkadaşlarımız da size bildirmiştir herhalde. Evet. Kafamızı karıştıran şu. Şimdi biz sigortaya neden para ödüyoruz? İşte herhangi bir kaza, bir durum başımıza geldiği zaman işte bu ödediğimiz paraların sonra bize geri dönüş olarak yaşadığımız her ne olursa olsun karşılanması. Rüzgar'a neden şirket bir dava açıyor ve icra takibi başlatıyor sigorta şirketi? Şimdi şöyle bir şey var Elif Hanım. Sigorta şirketleri belli bir miktar belli bir miktara kadar karşılama teminatı verirler. Mesela hatırlarsanız bir olay olmuştu. Bir mikser Bentley marka lüks bir otomobilin üzerine devrilmişti. Marka vermeyelim Kurtuluş Bey. Orada da buna benzer bir durum olmuştu. Belli bir miktara kadar işte 250 bine kadar sigorta şirketi ya da kasko şirketi karşılamıştı ancak kalan 750 bin TL'yi rücu etmişti. Yani şirkete rücu etmişti veya şoföre rücu etmişti. Burada da aynı durum geçerli. Belli bir miktara kadar olan kısmını sigorta karşılar ancak aşan kısmı kapsamı, teminat kapsamı dışında kalan işin rücu eder. Bir de önemli olan nokta şu, eğer siz %100 kusurluysanız ya da işte 8'de 8 kusurluysanız bu tür durumlarda işte alkollü kullanma şimdi bir de burada alkol da var. Da, alkol olması da aslında sigorta 0.90 promil alkollü olduğu belirlenmiştir Rüzgar'ın. Bu Hürriyet haberi. Bundan dolayı herhalde sigorta şirketi de bunları öne sürüyor. Alkollüydün, kusurluydun, bir insan ölümü var, bir engelli kalan bir vatandaşımız var falan derken bunlardan yola çıkarak Rüzgar'a icra takibi başlatıyorlar. Tabii sigorta şirketi hem emniyetin aracı hasar gördü, onun masraflarını karşıladı. Hem de Rüzgar Çetin'in kendi aracının masraflarını arttı. Karşı tarafa yani vefat eden ve yaralanan kişi ödenen tazminatlar biliyorsunuz vardı yüksek miktarda. Bunlar için 8 kusurlu olduğu için ya da 100 kusurlu olduğu için Rüzgar Çetin'e rücu edip ben şu teminatları, şu tazminatları burada sen alkollü araç kullandığın için %100 kusurlusun. Dolayısıyla sigorta şirketi aslında bir bakıma kendini bu anlamda koruyor. Diyor ki tamam biz sigorta şirketiyiz bunları ödeyeceğiz ama senin kusurların var ve bizim maddelerimize göre de ağır bu kusurların olduğu için biz bu parayı ödemeyiz diyor. Aynen ağır kusur durumunda öderiz ama döner senden geri isteriz. Yani rücu ederiz. Yani burada zaten ödemiş. Ödedikten sonra kalan kısımlar için
dönmüş ve alkollü olduğu için, 8'de 8 kusurlu olduğu için, ağır kusurlu olduğu için bu bedeli bize geri ödedi denmiş. Zaten İran Sızıca takibini de burada itiraz etmiş. Çünkü normalde bir miktarını ödedi Rüzgar, ödemiş yani, evet, buradan çıkan, evet, haberde. Diğer kısmı, evet, kalmış değil mi? Yani zaten, evet, önce zaten tamamına itiraz etmiş de sonra miktarını ödemiş. Kalan kısım halen devam ediyor. Hı-hı. Büyük ihtimalle onu da ödeyecektir. Çünkü itiraz takibi durdursa bile İran Sızıca takibinde haksızsanız bu itirazın kaldırılması davası neticesinde bu parayı sizden alırlar yine. Sigortam var, her şekilde her şeyi ödeyecek, böyle bir şey söz konusu değil. Tabii. Ağır kusurlu olmamanız gerekiyor yani, burada ağır kusurlu. Aslında Rüzgar'la alakalı geçen gün bizim Tayyar'la merak ettiğimiz başka bir konu vardı. Amerikan konsolosluğuna gidip bir vize almak isteği olduğu. Amerikan konsolosluğu da davayı araştırıyor ve aslında yurt dışına çıkış kararının bir sakıncası çıkıyor, olmadığı ve bulunmadığı ortaya çıkıyor. Bu durumda ve bu davada aslında herkesin bildiği bir yurt dışına çıkış yasağı vardı. Bu kaldırıldı, evet, mı, yoksa şu an bunun için uğraşılıyor mu? Yani şöyle, en son biliyorsunuz en son denetimli serbestlikten faydalandı. Yani şartlı tahliye oldu bir nevi. Dolayısıyla burada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol olarak konulmuştu. Benim bildiğim kadarıyla da bu yurt dışına çıkış yasağı halen devam ediyor. Çünkü Yargıtay süreci var. Dosya karar daha kesinleşmedi. Karar kesinleşmediği için, temiz aşamasında olduğu için bu yasağın devam etmesi gerekiyor. Hal böyle olunca da konsolosluk ya da işte elçilik bunu onaylamaması gerekir. Ama normalde de Amerikan konsolosluğunun araştırmasına göre bir yasal çıkışında bir problem olmadığı görülmüş. Eğer ki öyle bir durum varsa sonuçta yalan söyleyecek değildi Amerikan konsolosluğu. Bu durumda büyük ihtimalle temiz aşamasındayken yurt dışına çıkış yasağını kaldırmış olabilirler. Yani adli kontrol iptal edilmiş olabilir. Yani peki, çıkabilir. Kurtuluş, çıkabilir, şimdi tabii. Yargıtay kararı beklenecek ve anladığım kadarıyla Yargıtay'dan da bu çocuğun cezası onanacak gelecek geriye. Evet. Şimdi böyle bir durumdaki adamın Amerika hamlesi ya da işte bunun için vize alıyor, kalktı gitti, karar da çıktı. Yani göz göre göre kuş uçtu durumu değil mi bu? Tabii, kesinlikle aynı dediğiniz gibi olur. Yani sonuçta şu anda dosya temiz aşamasında. Eğer ki Yargıtay da bunu onarsa, istinaftan çıkan sonuç vardı biliyorsunuz. Onu onarsa Yargıtay, tekrar bir cezaevine girme durumu söz konusu. Peki siz nereden bulacaksınız? Yani yurt dışına çıkmış birisi, bir daha geri dönmemek üzere çıkmışsa veya uzun süre kalmak üzere çıkmışsa siz bunu yurt dışında tutuklayıp getiremezsiniz. Hal böyle olunca da sizin vermiş olduğunuz mahkumiyet kararında pek bir anlamı kalmamış oluyor. Yani yurt dışına çıkış yasağının adli kontrol olarak kaldırılmaması gerekiyor. Temiz sonucuna kadar ya da karar kesinleşinceye kadar bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Ama şu an isterse çıkabilir o zaman. Vizeyi alırsa. Yani kaldırılmışsa çıkar, evet. Yani, ama tabii orada o zaman da bir şey olmaz. Orada yani, başka bir suç işlemiş olur değil mi Kurtuluş? Çünkü adli kontrol mekanizması da ortadan kalkmış olacak yurt dışına gitmesi halinde. Bu tabii, imzalı kontrol imzalarını atmak. Ama niye suç işlesin ki sen bana çıkabilirsin diyorsun. Çıktın mı suç, öyle şey olur mu? Şöyle, adli kontrol şu. Her gün bildiğim en yakınındaki emniyete gidip imza veriyor. Şimdi bugün bastı gitti yurt dışına bu çocuk. Böylelikle onu da ihlal etmiş oluyor. Ama Kurtuluş Bey, siz yani sonuçta bana yurt dışına çıkma yasağı koymazsanız, ben çıkarsam niye suçlu olayım? Şöyle şöyle açıklayalım mı? Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldıysa, yani adli kontrol yasağı kaldırıldıysa, bunda bir sakınca yok. Yani imza vermek gibi bir durumu da yok, çıkmasında da bir sakınca yok. Ama devam ediyorsa bunun ihlali suçtur. Ama eğer ki kaldırılmışsa burada da bir sıkıntı var. Daha temiz aşamasında karar kesinleşmemiş, netice kesinleşmemiş. Evet. Yani siz bunun yurt dışı çıkış yasağını nasıl kaldırıyorsunuz? Bu da bir muamma. Burada da bir sıkıntı var eğer böyleyse. Kesinlikle öyle. Takip edilesi bir durum. Zaten sonra devamı gelmedi o işin. Ne olacağı, evet, tabii ya, hele ki basına yansıdıktan sonraki kısımda yine bir dikkate alınmıştır yani, diye düşünüyoruz. Yargısal bir sıkıntı olabilir. Yani bir infial uyandırabilir yine. Bizim bildiğimiz bu yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümleri devam ediyor diye biliyorduk. Evet. Ama eğer Amerikan konsolosluğu neticede uyduracak değil, araştırmıştır. Böyle bir kararın olmadığını, adli tedbirin kaldırıldığını görmüştür. Ve dolayısıyla onaylamıştır. Evet. Ama ceza onandığı zaman sizin tekrar mahkum etmek gibi bir şansınız, lüksünüz kalmıyor bu durumda. Tabii.
Tabii. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz Kurtuluş Bey bilgileriniz için. Sağ olasın. Kolay gelsin. Şimdi yavaş yavaş reklama gidiyoruz. Sonra buradayız. Bugün TV 360 ekranları gerçekten çok güzel bir festivale ev sahipliği yapacak. Geçen sene biliyorsun tadı damağımızda kalmıştı. Kesinlikle. Çok başarılı bir etkinlik efendim. Etna Spor Kültür Festivali. Yenikapı Meydanı Fatih'te herkesi bekliyoruz. Gidemeyenler de TV 360 ekranlarından canlı olarak izleyebilirler. Gerçekten güzel bir etkinlik. Biz de geçen seneden beri varız işin içerisinde. Canım, hava çok güzel ya. Hafta evet. Sonu çocuklarını alsınlar. 11 hem ve 14 Mayıs tarihleri arasında dünyanın olacak. Dünyanın her yerinden Türk toplulukları gelip evet. Etnik sporları gösteriyorlar. Yağlı güreş var, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aşırtmalı ve kapışmalı aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, yaya okçuluğu, aşık oyunları var da var yani. Gerçekten bu zamanlarda hem de çocuğunuzun genel kültürü açısından var olunması gereken yerlerden bir hem tanesi. Hem ata sporlarımızı görsünler, hem çok eğlenceli bir festival alanı biliyorsun. Evet. Geçen sene biz de gitmiştik. Çok kalabalıktı gerçekten, çok güzeldi. Hem eğlenirler hem çocuklar için çok önemli. Gençler ve çocuklar için. Evet, herkesi bekliyoruz. Gidemeyenler de her zaman olduğu gibi TV 360 ekranlarından ayrılmıyor. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.